Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm takva, yani muttaki olmak, Allah'tan sakınmak, haramlardan uzak kalmak, Rabbimizin emirlerini yerine getirmek, yani bir anlamda Allah'tan korkarak, saygı ifadesiyle Rabbimizin emrettiği şekilde Müslümanca yaşamak. Konumuz takva. Birinci okuyacağımız hadis-i şerifimiz Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Bir anlamda Efendimizin yapmış olduğu bir dua. Efendimizin nasıl takvayı teşvik ettiğini yaşayışıyla görüyoruz. Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın razı olduğu ibadetleri, işleri yerine getirme konusunda büyük bir aşk ve şevkle çalışıyor. Dualarında da bunu görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle birçok konuda duaları var. Yani tesirli. Kur'an-ı Kerim'de geçen Rabbimizin o ilahi kelamında geçen dua örnekleri tesirli dualardandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hadis-i şeriflerinde geçen yapmış olduğu dualar da tesirli dualardır. Elimizden geldiği kadar Efendimizin yapmış olduğu ya da Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bizlere sunmuş olduğu dua örneklerinden ezberleyebildiğimiz kadar ezberlersek ve onları da dualarımıza katarsak Allah'ın izniyle çok tesirli olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Müslümanca yaşayan, dua ile yaşayan ve ahirete de imanla göç eden kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahümme inni es'elükel hüda ve tuga ve afafe ve gina. Allahümme ey Allah'ım, inni es'elükel huda, senden hidayet istiyorum. Hidayeti istiyorum. Daha ve tuga, takvayı istiyorum. Daha ve afafe, iffetli olmayı istiyorum. İffeti istiyorum. Daha ve gina, gönül zenginliğini istiyorum. Allah'ım senden hidayeti, takvayı, iffetli olmayı ve gönül zenginliğini istiyorum. Amin. Ne güzel bir dua. Şimdi bu duada Efendimizin istediği hidayet var, takva var, iffet var, bir de gönül zenginliği var. Hepsi de birbirinden kıymetli olan güzellikler. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir dua yapması çok anlamlı. Yani Efendimiz'i biz biliyoruz ki masumdur. Peygamber efendilerimizin hepsi masumdur. Günahsızdır. Allah onları korumuştur. Bütün insanlar peygamber efendilerimiz ve son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örnektir. Dolayısıyla günahsız olan bir peygamber Allah'tan hidayet istiyor. Allah'tan takva istiyor, Allah'tan iffet istiyor ve Allah'tan gönül zenginliği istiyor. Zaten hepsi var peygamberimizde. Ama bu dualarda ne var? Efendimiz bize bir işarette bulunuyor. Yani Efendimiz nasıl Müslümanca yaşanılması gerektiğini kendi bizzat uygulayarak bizlere göstermiş oluyor. Demek ki buradaki örneklere baktığımız zaman
günahsız olan bir peygamber Allah'tan hidayet istiyorsa, biz daha fazla istemeliyiz. Günahsız olan bir peygamber Allah'tan takva istiyorsa, biz daha fazla takva istemeliyiz. Günahsız bir peygamber Allah'tan iffetli olmayı istiyorsa, biz daha fazla istemeliyiz. Günahsız olan bir peygamber Allah'tan gönül zenginliği istiyorsa, biz daha fazla istemeliyiz. Çünkü Efendimiz bize bütün hal ve hareketleriyle, konuşmalarıyla, dualarıyla örnek olmuş oluyor. Rabbimiz cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Allahümme inni es'elükel huda. Allah'ım ben senden hidayet istiyorum. Hidayet. Rabbimizin dosdoğru yolu. Zaten bir insan hidayete ererse kurtulur, hidayet üzere olursa kurtulur. Hidayeti yoksa Allah göstermesin, ahirette de bir nasibi olmaz. Dolayısıyla Müslümanın kurtuluşu hidayete bağlıdır. Vettuga, bir de Efendimiz takvayı istiyor. Takva nedir? Rabbimizin emirlerini yerine getirmek, günahlardan, haramlardan sakınmak budur. Yani Müslümanca yaşama gayretinde olmak. Dolayısıyla bir kimse hidayeti korumak istiyorsa ki ahirete son nefeste imanla gitmek mühimdir. Kişi yaşar 80 sene, 100 sene sonra ahirete imansız giderse Allah göstermesin, her şey tepetaklak olmuş olur. Dolayısıyla hidayet üzere ahirete göç edebilmek için takva ile hidayeti beslememiz lazım. Hidayetimizi takva ile sağlamlaştırmamız lazım. Daha vela afafe vel gina. Bir de iffetli olmayı Efendimiz istedi. Bir de gönül zenginliğini istedi. Dolayısıyla iffetli olmak nedir? Kimsenin eline bakmamak. Yani namusuyla, şerefiyle, izzetiyle, onuruyla yaşamak. Tamam. Bir de kimsenin eline bakıp da dilencilik, efendim başkalarının sırtından geçinme, efendim manevi duygularını, insanların vicdanını, şunu bunu böyle istismar ederek böyle bir şeyler kopartmaya çalışmak, böyle bir tabir caizse asalak bir hayat yaşamak, bu reddedilmiştir. Müslüman çalışacak ve kimsenin de eline bakmayacak ve alın teriyle Allah'ın izniyle çalışarak kazanacak ve iffetli bir hayat yaşamış olacak. İşte Efendimiz böyle bir hayatı istediğini belirtti. Daha belgına bir de gönül zenginliği. Çünkü insanın gönlü aç olduktan sonra ne kadar hazine olursa olsun o açtır. Doymaz. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlayın, insanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa. Şimdi bu karayolları mahallesini bir vadi olarak düşünün. Her şeyin altından olduğunu. O insan dermiş ki, ya bir başka vadi daha var mı? O bir vadi dolusu altına tatmin olmamış. İlla istiyor ki, ya daha bir vadi dolusu daha var mı? İki vadi dolusu altına olsa dermiş ki, ya bir üçüncü daha var mı diye. Efendimiz buyurdular ki, onun gözünü toprak doyurur. Yani ölünce ancak o hırsı biter. O gönlü aç ya. Böyle ne kadar varlığı olsa da gönlü aç ya, o doymak bilmiyor. Dolayısıyla insan ölünce ancak böyle gönül açlığı doymuş olacak ya da hırsı bitmiş olacak. Dolayısıyla Müslümanın gönlü tok olacak, kimsenin böyle eline bakmayacak, dilencilik vesaire falan yapmayacak. Alın teriyle birlikte helalinden kazanıp helalinden harcayacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek duasında beyan ettiği şekilde hidayete, efendim takvaya, iffete, bir de gönül zenginliğine sahip olan kullarından eylesin. Tabii elimizden geldiği kadar bu duaları ezberlememiz lazım. Hidayeti besleyen takvadır. Takvayı besleyen de iffet ve gönül zenginliğidir. Bunları beslediğimiz zaman imanımız sağlamlaşır, salih amellerimiz çoğalır. Ahirette de amel defterimizi açtığımız zaman elhamdülillah ne güzel sevaplar var burada diye insan orada mutlu olur. Dolayısıyla ahirette mutlu olabilmek için ne yapmak lazım? Hidayetimizi takva ile, yani Rabbimizin emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak suretiyle hidayetimizi besleyeceğiz. Takvamızı da iffetimizle, gönül zenginliğimizle birlikte takvamızı da beslemiş olacağız ve ahirette de amel defterimizi elimize aldığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de İnşikak suresinde de ya bakın şu amel defterime bakın diye gösterecek böyle, yani sevincinden, mutluluğundan, ya şu amellerin sevaplarına bakın diye göstereceğini o ahiret sahnesi olarak Rabbimiz Celle Celaluhu beyan ediyor. Dolayısıyla amel defterimizi aldığımız zaman mutlu olmak için, amel defterimizi aldığımız zaman insanlarla böyle bu sevincimizi paylaşmak için bakın benim amel defterime diye o sevinci yaşamak için ne yapmamız lazım? Salih amellerimizi çoğaltmamız lazım.
Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi rızası doğrultusunda yaşayan ve rızası doğrultusunda imanla vefat eden, ahirette de mümince muamele gören kullarından eylesin. Şimdi gelelim bir ikinci hadis-i şerifimize. Bu hadis-i şerifimiz de Adi İbni Hatim Et-Tâi radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Ben bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim diyor. Allahu Ekber. Bu ne büyük bir nimet ya. Ben diyor Resulullah'tan dinledim diyor. İşte bu büyük bir nimet. Sahabe olmak böyle bir şey. Onlar gökteki yıldızlar gibidir buyuruyor Efendimiz. Hangisine tabi olursanız böyle kurtuluşa erersiniz, istikametinizi bulursunuz diye. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sahabeyi bilen, tanıyan ve onların yollarından giden kullarından eylesin. İşte ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdu diyor Adi İbni Hatim radıyallahu anh. Men halefe ala yeminin. Bir kimse bir şeye yemin etse, yani olması için ya da olmaması için bir yemin ederiz ya, böyle bir yemin etse, ثُمَّ رَاءَ اَتْقَى لِلّٰهِ مِنْهَا. Fakat o baktı ki, ya bir şey olsun diye yemin etti, yapacağım diye, fakat yapmaması ondan daha hayırlı, daha sevap, daha güzel. Böyle bir şeyi görürse diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, فَلْيَتْتِ تَقْوَى, o takvaya dönsün, yani yeminini bozsun. Kefaretin ödenmesi gereken ödesin, o takva olan Allah'ın daha fazla razı olacağı işe dönsün diyor. Şimdi bu hadis-i şerifte ne gördük? Bir insan yemin ettiği zaman bir işi yapacağım dedi ya da yapmayacağım dedi. Sonra baktı ki bir başka husus var ki o daha çok fazla sevap. Onu yaparsa yemininin zıttına hareket etmiş olacak. Ama Efendimiz diyor ki, madem ki o daha fazla sevap, daha fazla takvalıdır, daha fazla ecir ve mükafatı var, o halde sen yeminini boz, kefaretini onu da öde, hiç düşünme onu, daha sevaplı olana dön diyor. Hatta bu hadis-i şerifi rivayet eden Adi İbni Hatim radıyallahu anh bir seferinde bir konuda yemin etti. Yemin ettikten sonra baktı ki o yemininden daha hayırlı bir iş var. Zıttını yapmak, gitti onu yaptı. Tabi insanlar merak edince onlara dedi ki Resulullah böyle buyurmuşuydu. Ben de yemin ettim fakat yeminimin zıttına yapılacak işin daha hayırlı, daha takvalı olduğunu gördüm ve ben de Resulullah'ın hadis-i şerifiyle amel ettim dedi. Hem bu hadisi hatırlatmış oldu hem de daha takvalı olana yönelmiş oldu. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bu konuda mesela yaşadıkları var. Öyle ki Ceyşul Usre denilen böyle zorluklarla dolu olan bir savaş, bir zorluk ordusu var. Uzun bir mücadele yapılacak, uzun bir mesafe var. Ve oraya giderken böyle birileri geldi Efendimiz'den deve istediler. Efendimiz vallahi size deve vermeyeceğim dedi, yemin etti. Sonrasında develer geldi Efendimiz'e. Sonra Efendimiz onlara verdi. Tabii Efendimiz'e bu yeminini hatırlattılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer onlara buyurdu ki, bir kimse bir şey yemin eder ve başkasını da ben ondan daha hayırlı görür isem o hayırlı işi yaparım. Yani kefaretimi veririm ve yeminimi de helal kılmış olurum buyurdular. Yani bir kimse bazen oluyor ki ağzından çıkıyor öfkeyle ya da bir başka heyecanla şunu yapacağım diyor ya da yapmayacağım diyor. Ama sonrasından bakıyor ki ya yemin ettik ama burada daha iyi bir iş var, daha sevaplı bir iş var. Onun zıttı. Ona dönmemiz lazım daha fazla sevap kazanmak için. Sonrasında da kefaretimiz neyse onu da ödememiz lazım. Şimdi sözün burasında yeri gelmişken yeminle alakalı mesela 3 türlü yemin var. Bu yemin kefaretleri de diyoruz ya, hangisinde bu kefaret var, hangisinde yok, onlara bir bakmış olalım. Mesela yemin-i lav, yani bir şeyin doğru olduğunu zannederek, yani öyle zannediyor kişi ya da ağız alışkanlığıyla böyle bir yemin etti, sonra yemin etti fakat onun bir kefareti gerekmez. Çünkü bilerek bir yemin etmiyor, bir zannediyor. Ya öyledir diye zannediyor. Dolayısıyla onun bir kefareti gerekmez. Fakat yalan yere yemin ederse kişi, Allah göstermesin, yalan yere yemin edildiği zaman yani ona kefaret gerekmez. O da neden? Çok büyük günah işlemiş. Yani yalan yere yemin etti,
mesela ben falancayı gördüm, vallahi gördüm, o yaptı bu işi gibi. Yani iftira boyutuna da giden bir durum var. Ya da falanca yaptı, vallahi yaptı, falanca ya da yapmadı gibi. Böyle bilerek, kasıtlı olarak yalan yere yemin ederse kişi, Allah göstermesin, çok büyük günah işlediğinden dolayı onun için onu kefaret bile kurtarmıyor. Ne yapacak? Tevbe edecek. Ya Rabbi, ben çok yanlış bir iş yaptım, yalan yere yemin ettim, bilerek yemin ettim. Ben pişmanım, beni affet diye Allah'tan aff ve mağfiret dileyecek. Tabii bu arada o yemin etmek suretiyle kime bir zarar verdiyse, öyle ya, o yemin etti, falanca yaptı, vallahi o yaptı ya da vallahi o yapmadı gibi böyle bir şey insanlara maddi ve manevi zarar verdiyse gidip onlardan helallik alması lazım. Çünkü kul hakkına girmiş olur. Dolayısıyla kişi yanılarak bir yemin ettiği zaman onun bir kefareti gerekmez. Ama kasıtlı olarak yemin ettiği zaman o öyle bir günahtır ki onu kefaret falan kurtarmaz. Ne yapacak? Allah'a tövbe istiğfar edecek. O yemin vesilesiyle birilerinin hakkına, hukukuna girdiyse onlardan helallik almış olacak. Şimdi bir de bizim genelde yaptığımız, yani kefaret gereken husus, o da nedir? Yemin-i munakide. Yani o nasıldır? Bir şey yapmak üzere ya da yapmamak üzere yapılan yemin. Ya şunu yapacağım dedi kişi, yapmadı, kefaret gerekir. Ya bunu yapmayacağım dedi, o yaptı onu, kefaret gerekir. Şimdi böyle bazen insanlar çok sık yemin ediyor, sonra o işin zıttını yapıyor, kefaret falan aklına gelmiyor, olmaz. Zaten sık yemin etmek doğru bir şey değil, iyi bir şey değil. Hele satıcıların yemin etmesi hiç hoş karşılanmamış. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ticaret yapan insanın, satıcıların böyle sık sık yemin etmemesini, hatta yalan yere yemin ederek de böyle malını sattığı zaman, orada da karşı tarafı kandırma gibi bir durum olduğu zaman Allah-u Teala'nın ahirette ona rahmet nazarıyla bakmayacağına dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikazları da var. Yani burada nedir? Müşteriyi kandırmamak, kimseyi kandırmamak, yemini sürekli böyle dilimize böyle bir sakız gibi kullanmamak lazım. Şimdi yemini munakidede ne var? Bir şey yapmak üzere yemin etti, sonra yeminini bozdu. Ya da yapmamak üzere yemin etti, sonra o işi yaptı. Bu nedir? Yeminini bozmuş olur, yemin bozulmuş olur, kefaret gerekir. Şimdi kefaret ne demek? Kefarete bakalım. Şimdi bu kefaretin 3 tane de, dördüncüsünü de ekledim ben. Normal zaten bu sıralamada genelde dördüncüsü de vardır. İlk önce 10 tane fakire fitre verecek. Yani yeminini bozdu ya, 10 tane fakir. Ramazan'da fitre veriyoruz ya. İşte o fitre 10 tanesini ya gidip bir fakire verebilir. Böyle ya da 10 tane ayrı fakire, bir ihtiyaç sahibine 10 tane fitre verecek. Ya da bir fakire, yani birden değil de böyle her gün birer tane aynı fakire diyelim, böyle 10 tane ayrı günde fitre vermiş olacak. Bu onun kefareti olur. Birincisi bu. İkincisi, ya da sabah akşam ihtiyaç sahibi 10 fakiri doyuracak ya da 10 fakiri giydirecek. Yani imkan nispetinde bu da nedir? Yemin kefaretidir. 10 fakiri sabah akşam doyurdu efendim, ya da 10 tane fakiri güzelce, normal bir giyim olmak üzere onları giyindirdi. Bu nedir? Yemin kefaretinin bir diğer maddesidir. Üçüncüsü de, bütün bunlara gücü yetmezse, parası yok, yemek yedirmeye parası yok, fitre vermeye parası yok, giydirmeye parası yok. Bu sefer 3 gün ara vermeden peş peşe oruç tutması lazım. 3 gün ara vermeden peş peşe oruç tutması lazım. Bu da nedir? Yeminini bozduğu zaman kişi, bu da onun kefaretidir. Hocam benim sağlık durumum da iyi değil, yaşlıyım, piri faneyim, hastayım, şu ilacı bir ilacı kullanıyorum, oruç da tutamam diyorsa, işte dördüncü madde, Allah'a ellerini açık, ya Rabbi beni bağışla, affet, ben çok yanlış bir iş yaptım, pişmanım diye Allah'tan efendim tövbe istiğfar edecek. Şimdi burada ne var? Bazen şöyle oluyor, birisi yemin ediyor. Yemin ettikten sonra ilk akla gelen şu, ya 3 gün oruç tutarım, kefareti ödenmiş olur. Halbuki adamın parası var, halbuki adamın zenginliği var, imkanları var. İlk akla gelen para gelmiyor da kolayına kaçar, 3 gün peş peşe oruç tutarım, o kefareti yerine getiririm değil. İlk birinci olarak kişi yeminini bozduğu zaman ilk yapacağı iş 10 tane fakire fitre vermesi ya da 10 tane fakiri sabah akşam doyurması ya da 10 tane fakiri giydirmesi. Bunlardan birisini yapacak. Hep bunlara gücü yetmiyor ise 3 gün peş peşe oruç tutmuş olacak. O da bunun kefareti. Onu da yapamıyorsa Allah'ım beni bağışla diyecek.
Dolayısıyla yemin etme konusunda çok fazla ağzımızı alıştırmamamız lazım. Ama yemin ettiğimiz zaman böyle bir kefaret olduğunu bilmemiz lazım. Hadisi tekrar okuyayım. Sonradan gelenler de bu hadisi duymuş olsun, öyle bitirmiş olalım. Efendimiz ne buyurdu? Biriniz bir konuda bir yemin ederse, yapacağım ya da yapmayacağım diye. Sonrasında baktı ki başka bir iş ondan daha hayırlı. Yapacağım dedi, yapmaması daha hayırlı. Ya da yapmayacağım dedi, efendim yapması daha hayırlı bir iş gördü, daha fazla sevap, daha fazla takvalı. Efendimiz yeminini bozsun diyor, kefaretini de ödesin, diğerine dönsün diyor. Dolayısıyla takva neredeyse kefaret verme pahasına da yeminimizi bozabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem takvaya işaret etti. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi takva ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi din-i mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten şehitlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için, velhamdülillahi Rabbil Alemin, El-Fatiha.